kabirdeki eşyalarımızın şükürümüzün başta namaz olması gerekmektedir. Ondan sonra sadaka, namaz, bu şekilde kabirdeki hayatımızın güzel geçmesini bunlara dikkat etmek durumundayız. Bu konular genelde cenaze durumlarında tekrar olmaktır. Onun için bu namaz hususu hakkında bir de hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü ilk sorgu namazdan olacağına göre bir kişi de namazından geçtiğinden sonra ondan sonra varacağı yer cennet olacaktır. Namazımıza, sadakatımıza, Kur'an'ımıza dikkat edip hayatımızda bunlara dikkat edersek Allah izninden hiçbir sıkıntı çekmeden Cenab-ı Allah bizleri cennetine koyacaktır. Değerli kardeşler, bunun için pek de fazla vaktimizi almak istemiyorum. Malumunuz bu benim babam. Bu zamana kadar tabii ki ufak tefek hatalar da olmuştur, olabilir de bizden de olacak hatalar. Eğer bir alacağı, vereceği bu durumlar varsa bunları bizlere de bildiyseniz memnun oluruz. Değerli kardeşlerim, babam Ahmet merhumu nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Ahirete mutallik hak ve hukukları helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Ben de vekaleten helal olsun, helal olsun, helal olsun. Buyurun, namaza geçelim. Helal olsun. Haklarınızı helal edelim. Helal olsun. Helal olsun. Anamızın sütü gibi helal olsun. Helal olsun. Anamızın sütü gibi helal olsun. Allah için namaza. Anamızın sütü gibi helal olsun. Ruhullah için selavata. Meyyit için duaya. Dört tekbir ile cenaze namazına. Uyduğum hazırda bulunan İmam-ı Azize. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için Allah rızası olsun. El-Fatiha. Hepinizden Allah razı olsun. Abi, bırak. 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 Abi, bırak.
Evet, ben video çekiyorum, siz de video çekiyorsunuz. Bana rakip misiniz? Rakip benim. Şimdi onu görecek önce.